Ahirini cem etmiş. Tabii. Şimdi o not çok önemli. Mesela şu anda duyduklarınız, okuduklarınız sekerat anında yok olmuyor. Öyle bir şey yok. Sekerata girmeden bir de anlatayım. İlk önce kişinin sesi kesilir. Artık konuşamaz. Bu dersleri duyan, bilen, mesela ben, sen hemen anla. Ha, sesim kesildi. Çünkü içeriden bir dürtü yok. Konuş. Mana baskısı yok. Çıkacak bir şey kalmadı. Böyle lal gibi bakar sana. Sekerat. Üç modla çalışır. Ölüm anı. Ondan sonra azel gelir. Konuşamaz oluyorsun. Yani böyle bir korkun, yani bir kelime söylemek işkence olur. Zor. Sonra o tamamen biter. İkinci moda geçiyorsun. Ölümün, sekeratın ikinci moduna geçiyorsun. Göz gider. Ve o anda bu dersleri bildiğin için, yani en azından duydun. Ha, sekerat anına girdim. Gözüm de bitti. Kafa çalışıyor. Kafa çalışıyor ve diyor ki konuşmam kesildi. Mesela ben böyle sekerat yaşayacağız. Ama inşallah yaşamayız. Çünkü şehit olanlar yaşamaz. Şehitler hariç. Şehit öldüğünü anlamaz. Öyle bir şey yok. Sesim kesildi. Böyle. Anladım. Birinci moda girdim ben. O kafa çalışıyor. Artık bekliyor heyecanla. İkinci mod başlıyor. Göz gitti. Kulak devam ediyor ki telkinler, Kur'anlar, kelime-i şehadetleri duysun diye. Tam kulak döneminde şey geliyor sol tarafa. Şeytan alen oluyor. Artık öteki göz açılıyor. Artık senin en uzağa gören bir göz oluyor. Her şeyi görüyorsun artık. Etrafındakileri hep görüyorsun. Mesela akrabandaki domuzları da görüyorsun. İnsan suretinde. Bakıyorsun basit adam, nurani velileri görüyorsun. Şeytan sola geliyor. Diyor ki Muhammed'i, İsa'yı kabul et diyecek. Muhammed'i inkar et, İsa'yı kabul et. Veya Musa'yı. Sen de tabii ömründe buna, şeytana karşı aşılısın. Ömrün billah bununla mücadele etmişsin. Yani bu adamın tuzaklarını zaten yaşarken yapmışsın. Yani mücadele etmişsin. Allah'ın bir merhameti, yani çocuğa aşı yaparlar ya mikroba karşı. Biz zaten niçin nur talebeleri imanla kabre gidecek? Çünkü şeytanın mikrobuna karşı aşılıyız. Yani ömür billah mücadele etmişiz. Şeytan gelecek bana diyecek ki mesela sana da. İsa'ya iman et. Muhammed inkar et. Bey melun. Melun. Ben konuşmuyorum. Ruhum konuşuyor. Biz zaten İsa'ya ve Musa'ya iman etmeyle emrolunmuşuz. Yoksa iman olmaz. Ama senin kastettiğin Musa'yı, İsa'yı kabul et, Muhammed'i inkar et, iktiza etmez. Ben nasıl Muhammed'i iman etmek, İsa'ya, Musa'ya iman etmemi de iktiza ediyorsa, ona iman etmem, buna da iman etmemi iktiza ediyor, reddetmemi iktiza etmez. Yani birisini iman etmek, ötekisini reddetmek değil, çünkü Allah'ın peygamberi. Ne diyecek başka? Sonra diyecek ki ikinci sorusu, su vereceğim sana, Muhammed'i inkar et. Sen ömrün billah, onun sunmuş olduğu hayatı elinin tersiyle itmişsin. Merhamet ilahiye seni bırakır mı? Senin ruhun. Sen bir su üzerine imanını mı kurdun ki suya değişeceksin imanını? Bu kadar susuzluk çektin oruçta. İmanın için suyu tıkanmadın. İçmedin suyu. O zaman orucun karşı çıkılacak diyor. Sana su vereceğim. Muhammed inkar et dendiği anda Müslümana şey gelecekmiş. Orucu karşısına, oruç canlanacak. Canlı ve ruhludur. Çünkü oruç var, sam var, siyam var. Oruç bedenine tutturulandır. Sam düşüncelerine, duygularına tutturulandır. Siyam ise ruha tutturulandır. O zaman suyu teklif ettiği zaman, Muhammed inkar et dediği zaman o tutmuş olduğun oruç. Hiç karışmıyorsun sen. Abi hatırıma mı geliyor? Hiç karışmıyor. Senin orucun varsa diyecek zaten. Ulan geri zekalı diyecek ki affedersin, tamam. Aptal. Ben zaten 17 saat, 16 saat
İmanımın iktizası olarak su içmemişim de. Şimdi biraz sonra ben geçeceğim öteye. Belki de dakikalar almaz. Ben 17 saat susuzluğa bekleyen bir insanım. Şimdi senin için bir bardak suyla mı? Bir damla suyla yani. Suyunu içsefsinler. Ben Allah'ımın helal kıldığı bir şeyi helal, haram kıldığı zaman haram kılmışım kendimi. Senin suyunu mu ben şimdi helal yapacağım? O da gitti. Ondan sonra diyecek ki, imansız gitme ihtimalim var. Böyle. Ama o anda şeyde karşında. O sağdaki sif, o tek, ona boşmuyorsun. Kur'anların canlı ve ruhludur, ameller canlı ve ruhludur, hayır, hasanatların, zekatların, sadakaların, yani hepsi acayip. O adam tek. Onun yaveri de burada, nefis de orada. Ondan sonra o anda, o konuşma anında bir zat-ı nurani dikilecek. Adı Azrail. O canını almadan şöyle sana mesaj verecek. Azrail hayatımızın bütünlüğüne oluşan bir yapı. Yani nasıl yaşadınsa Azrail o şekildedir. Yani Azrail'e dönüşecek. Tamam. Yani hayatın Azrail olacak. Azrail'in özelliği ruhu cesetten almaktır. Ruhu öldürmek değildir. Cesedi de öldürmek değil. Hiçbir şey ölmüyor. Ruhu cesetten alınca ceset ölüyor, nefis ölümü tadıyor. Nefis ölmüyor. Çünkü karşı meydanda hesaba çekeceğiz onu. Nefis hesap. Nefis ölmüyor. Küllün nefsin zayikatın meft. Ölümü tadacak. Ceset ölüyor. Ceset gömlektir. Libas. 6 ayda bir değişen bir şey yani. Ceset ölüyor. Nefis ölmüyor. Nefis ruh ölümü tadıyor. Ruh tatmıyor. Ruh çıkıyor. Ama anlıyor, şuurlu tabii. Peki ruhu öldürenle yaşarken günahlar ruhu öldürür. Günahlar ruhu öldürür ve cesede gömer. O zaman ruhun Azrail'i günahlar mıdır yoksa Azrail Azrail midir? Günahlardır. Ruhu öldüren Azrail günahlar olduğu için ruhun Azrail'i günahlardır. Ruhu öldürüyor, cesede gömüyor. Azrail ise ruhu cesetten alıyor, kurtarıyor. Ondan sonra o yaşadığın hayat var ya, doğdun öldün. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Doğdun, ezan, katı kameti sela okunuyor. Peki ezan ve kamet çocuğa doğduğu zaman isim verirken ezan ve kamet namaz içindir. Niye buna kamet getiriliyor, ezan getiriyor? Namaz mı kılacak? Ne orada isim verilirken olanlar namaz kılıyor ne de çocuk. Ha, demek ki doğdu, öldü, hayatı salat. O hayatın içerisindeki vakitlerdeki kılınan namaz. Ömür salattır. 46. sayfa sözlerde anlatıyor bunu. Sonra o senin hayatın Azrail olarak dönecek. Yani Azrail'in sıfatları olacak. Azrail ruhu var. Azrail'in sana davranışı, vasıfları, sıfatları, görünüşü, amelleri. Azrail var. Ama onun davranışı, mesela diyelim ki ben sana iyi davrandım, kötü davrandım. Demek ki sen bana yaptığın özelliklerle ben sana öyle davrandım. Azrail geliyor. Ondan sonra o nasıl oluyorsa böyle bir tatlı bir şeyle şak diye, çünkü ona atış yapmadın ya. Ha, o anda da kulağına yukarıda diyor ki hadiste, hem kabirde telkin ederken hem sekeratta olan hastaya daha önce alışmış, ünsiyet etmiş, çok alışmış sesle onlar telkin etsin diyor. Mesela diyelim ki benim sesime alışmışsınız. Benim sesim. Fethi abi desem, yani sen ben korkmayasın yani, belki ben senden önce giderim de. Fethi abim hep duyarsın. Fethi abi duyuyor musun beni? Hiç, aynen duyuyorum Hasan'cığım dersin ama ben duymam. Duyuyorum, duyuyorum Hasan'cığım, duyuyorum, duyuyorum. Öyle bir heyecanlı bağırıyorsun ki ama ben duymuyorum. Fethi abi, la ilahe illallah. Sen de la ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah diyor. Fethi abi, ey Allah'ın kulu, kabir hattır. Gidiyor. Ha, o anlatına, o yaşadığımız o kabir meselesi, ha.
Tabii canım, rahat ol, hattır. Hat demek Allah'ın kurduğu bir sistem. Yani bu sistemin dışında bir şey yok. Yani endişe etme yani. Azap yeri değil falan. Kabir hattır. Hesap hattır. Mealini söylüyorum şey, telkinin. Münker mekir hattır. Endişe etme. Bak şimdi gelecekler ve karşına dikilmişler. Diyeceksin ki Rabbim Allah. O heyecanda, heyecan dilin çözülsün diye. Rabbim Allah Hasan kardeş diyorsun. Kitabım Kur'an. Peygamberim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kıblem Kabe. Ondan sonra gene iki tane gibi. Kul la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Gene onu söylüyorsun. O zaten bu kadar azrail şey nükel mekir daha hesap şapana kadar sen benimle konuşuyorsun. Ben seninle konuşuyorum. Tekrar ediyorsun. O heyecan panik gitti. Bir sürü amellerinde geldi. Dikildi orada iki tane melek. Zebani değil bunlar. Fethi özlü müydü? Mutlu. Mutlu. Soyad geçerli olmaz orada herhalde. Ha? Soyad geçerli olmaz. Olmaz. Deccal mı kuydu? Evet. Olmaz o. Annesinin nispet edilerek. Hazır mısın diyecekler. Ha, ilk önce hoş geldin diyorlarmış. Müslüman bir şey. Ötekisinin şansı yok. Öyle bir tiple geliyorlarmış ki korkunç zaten. Sana diyecekler ki ey falancanın oğlu falanca. Hoş gel. O zaten konuştuk ya bir telkin. Allah Resulü de diyor ki mezarlığa gömdüğünüz zaman meftayı bir deve getiriliyor, kesiliyor, eti dağıtılıyor gibi. Yani bu işlem yapılana kadar bekleyiniz. Çünkü diyor size ünsiyet eder. O mefta sizi hep görür. Görür mü ya Resulallah? Siz beni duyduğunuzdan daha iyi onlar duyar ve görür. Onun için ünsiyet etsin diye ülfet değil. O bir deve getiriliyor, yatırılıyor, kesiliyor, eti dağıtılana kadar ne kadar zaman o kadar bekleyin. Şimdi o cemaat var. Arkada da senin onun arkasında cemaatin bekliyor kabirde. İştirak amalı uhreviyeler seni bekliyor, ustad bekliyor hangi cemaattansa. Nükel Mekir'de dikilmiş. Ondan sonra üstünde cemaat. Önünde cemaat. Sağında solunda amellerin. Tamam, sağında amellerin, solunda günahların. Ondan sonra Nükel Mekir soru soruyor. Telkinde yaptık. Fethi abi. Buyur Hasan kardeş. Duymuyorum ama. Kul la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi diyorsun. Diyorsun tabi panik gitti. Şimdi soruyorlar. Men rabbuke diyecekler sana. Cemaat var, telkin var, biz de oradayız. Karşında şeyler var, ameller var. Kur'an yardım ediyor. Namaz, oruçlar, zekatlar, sadakalar, tamam mı? Himmetler, şahsı maneviler falan. Rabbim Allah'tır. Men rabbuke. Ondan sonra men nebiyike, men dinike, ondan sonra dinike, kitabuke, ondan kıbletuke, ondan sonra soruyor. Zaten yaşadığın şeyler bunlar ya. Senin hayatın, sen dilin konuşmayacak ki. Hayatın konuşacak. Rabbim Allah. Bizir abiye böyle anlatırdı da benim bir tane abim vardı. İyi ben o zaman 22 yaşlarındaydım, 20 yaşlarında. Vakıfa. Şehide sorulacak bu, yalnız şehit olmayana mı sorulacak bu sorular? Bu şehit olmayana. Şehide sorulmayacak. Yok, şehit öyle bir soru yok. O zaman niye şehit oldu ki? Evet. Allah Resulü diyor ki, şehit olmayı isteyeni, şehit olmak istememek münafıklık alametidir. Şehitte böyle bir şey yok. Ya nasıl biliyorum, ben şimdi vefat ettim. Eğer bu derste bir sen vefat. Şu anda vefat ettin, kıyamete kadar hala ders böyle dinliyorsun. Hiçbir şey bilmiyorum. Ondan sonra sağladı falan. Ne oluyor ya Hasan kardeş? Şimdi sağlansa çok dehşetti. Yıldızlar birbirine çarparak, kıvılcımlar çıkararak, denizler yanarak, dağlar uçarak. Ayet mealleri ya. Şimdi o Hasan kardeş ne oluyor ya? Çamlıca bu tarafa geldi ya. Boğaz yanıyor ya. Hasan kardeş döndür. Abi Fethi abi kıyamet kapıyor. Anlamadım. O dehşeti unutacaksın bana. Diyeceksin ki o bulunduğu makamda. Ben ne zaman öldüm ki kıyamet oluyor şimdi? Sen şehit olmuşsun da haberi yok. İyi. O zaman anlayacaksın şehit oldu. İş işten geçmiş. Yani her şey. Kıyameti de böyle Müslüman şöyle yapacakmış. Bir hayret, dehşet yok. Hayret ve memnuniyetle. Çünkü
Elhamdülillah. İmtihan girdabı, imtihan serüveni, o korkular, olan kaybettik mi, kazandık mı, gittik mi, elhamdülillah. Hepsi bitti. Hizmet, meşakkat bitti. Ücret almaya gidiyorsunuz. Öyle diyor usta. Hizmet, meşakkat bitti. Eğitim, paydos. Şimdi ücret almaya gidiyorsunuz. Onun için hayret ve muhabbetle bakacak. Ama kafir ise kıyamete hamileler çocuklarını düşürecek. Dehşet ve vahşet alacaklar. Dağlar uçuyor. Eyvah! La ilahe illallah. Yok geçti. Leylem leylem oldu. La ilahe illallah yok. Geçti artık. Ondan sonra haşir meydanı kuruluyor. Ama sen ne kabiri hatırlıyorsun, ne berzah hatırlıyorsun. Hep böyle oturacaksın. Ustad Hazretleri mezarlıktan geçerken Molla Resul abi anlatıyor. Eski serde var, gayrimüteşirde. Tebessüm etmiş, ustadı tayin etmiş. Sonra yakın ustad zorlamış, ustad da mecbur olmuş değil mi? Ustadım demiş, bir mezara geldin, güldün demiş. Gülüyordun demiş. Niye güldün? Ya bir salih kadın vardı diyor. Oradan geçerken, kendisinin uğradığı yolda. Ya namaz kıldı, tam tesbih çekerken tesbihi kopmuş. Ya şu tesbihim dağıldı, şunu ben bir ipi dizeyim de yeniden çekeyim derken o anda tesbihi dizerken ölmüş. Abdesti tesbih çeker. Daha dizerken. Tesbih de çekmiyor ha da. Dizecek ondan. O anda ölür. Hala diyor tesbih geçiriyor diyor. İpi şeye diziyor. Kıyamet kopacak ve bu kadın diyecek ki ah ne oluyor Allah Allah kıyamet koptu diyecekler. Kadın diyecekmiş ki fe subhanallah bir tesbihimi de dizemedi. Hep şehit değil mi abi? Şehit tabii. Ehli şerit kubur, yok. Ehli kubur nasıl oluyor abi? Kubur tabii. Talebi ulum şehittir ama. Şehittir. Tabii talebi ulum olursan şansın yok. Talebi ulum. Tulum var ya böyle lazdan böyle. Hayat mertebesinin şeyleri değil mi abi? Ha? Bir de mevtin herhalde şeyleri var. Mevtte olanlar kubura mı giriyor abi? Kubur. O şehitte hiçbirisi yok. O hadiste ve imamların anlattığı var ya. Can çıkarken işte şöyle oluyor. O kulak şey yapılıyor. Yani var ya biraz önce. İşte o kabirden nünker mekir. Ondan sonra telkinler melkinler. Muameleyi yapıyorsun. Ama o hiç. O, öyle bir şey yok. Bu derste oturuyor. O hiçbir şey. Hangisi daha üstün abi? Ehli kubur mu? Ehli şehit mi? Şehit. Allah Resulü şehit olmayı isteyemiz. Tabii canım. Ehli kuburda şehit sayılmaz mı abi? Ehli kubur, o zaman niye ehli kubur diyor? Yani ehli kubur yani ölen diyor. Yani kabir ehli mi diyorsun? Şehit de kabire giriyor canım. Kazanmış olan, imanı kurtarmış ama şehit olmamış. Onu ha, bak. Yani öldüğünü biliyor yani normalde yaşıyor. Şehite denilmez. Allah Resulü diyor ki şehit olmayı isteyiniz. Şehit olmak ömründe en az bir defa ya Rab beni şehit olarak al dememek münafıklık alameti. Tabii ya ben devam diyorum ya. Çünkü ben böyle uğraşamam ya. Men Rabbuken, men Nebiyken, men Dilken. Bir kere şeye gidiyor. Tabii canım. Yani ders yaparken. Ya namazdayken. Ya ders yaparken. Hani ömrüm böylelikle biraz geçtiği için kitap okuma vesaire. Böyle geçtikten sonra hala kitap ders yapıyorsun. Belki de şu anda vefat etmişim de haberim yok ha. O da var yani. İmam şey... Nakşibendi Hazretleri vefat etmiş. Evliyanın bir tanesi kabir alemi tabii görüyor. Daha görmez iki tane şey geliyor. Huri geliyor. Reddediyor. Ben de Rabbimi görmeyince de cennetin nimetlerini istemiyorum diyor. Şey. Ahmedi Bedevi o kadar nurani, o kadar nurani, o kadar nurani ki yüzü o kadar parlak ki bakan bayılıyormuş. Onun için ve onun için perde yapmış. Peçe takıyormuş. Evet. Ona teklif şey yapmışlar hemen gelince. Ondan sonra peçeni aç demişler. Keşfet kubur görüyorlar bunu. Bunu kabiri keşfeden evliya. Bakayım ne olacak diye. Nüker Mekir demiş ki. Ondan sonra bunu aç. Ondan sonra ve dedi ki ben dedi Rabbime söz verdim. Rüyetini görmeden bunu açmam. Sonra huri geliyormuş. 70 tane huri Tayra. 70 tane huri geliyor. Yüve yüzünü çeviriyor. Dedim ya size. Rabbimi görmedikçe yüzümü açmam. Açmıyor. Arş-ı Ala lerzeye geliyor. Arş-ı Ala lerzeye geliyor böyle. Rahmet-i İlahi nasıl tecelli ediyor. Onu alıyorlar acayip.
Ahmet-i Bedevi, İbrahim-i Desukü, Ebu'l-Hasen-i Şazeli, Abdülkadir Geylani. Üç kişi zaten hayattaymış gibi, memattan öldükten sonra hayattaymış gibi icraatları var. İcraatlar var. Marifi Kerri, Hayat Arrani, Abdülkadir Geylani. Biz değil. Üstadları da herhalde şeydir. Evet, Ta ismini. Üç kişi öldüğünü ölmüş fakat şey değil. İcraatlar aynı diri gibi. Marifi Kerri, Hayat Arrani, Urfa'da gittim ben şeyini ziyaret ettim. Hayat Arrani, Abdülkadir Geylani. Böyle. Aynı mesela Hayat Arrani Urfa'da gittiğiniz zaman aynı diri gibi. Öyle edeple gireceksiniz. Allah bana nasip etti birkaç sayfa yazısını okumayı ona. Hani edebimle, terbiyemle bir ustadımı nasıl ziyaret edeyim? Ziyaretimi yaptım. Selam verdim. Ondan sonra aynı konuştum. Ustadım, müsaade ederseniz bir iki yaprak yasin okumak istiyorum. Ondan sonra böyle durdum. Kalbime böyle tatlı bir hal gelince tamam şey o. Yani ve kendimce tabii. Dini değil. Kendi halim. Yani kendi rabıtam böyle. Tatlı böyle bir hal. Ondan sonra okumaya hafif demek ki duyunca oradakilerin sesini duydum. Ne olur hocam, lütfen hocam sesinizi yükseltir misiniz dediler. Meğer talebeler varmış, ziyarete gelmişler. Ondan sonra iki sayfa Yasin okumuştum orada. Bir de böyle bir hal şeyde oldu bana. Şam'da, Suriye'de çok sevdiğim şey, ustad, ustadı gibi büyük bir ustad, Muhyiddin Arabi. Kadasallahu esraruhum. Onun kabri böyle aşağıdır. Böyle yer zeminden aşağıya. Zaten mescit orada. Ondan sonra baktım mezara. Böyle bir ateş sardı beni yani. Ben olanı söylüyorum böyle. Bir böyle titremek yani veya çok benim ona yüklediğim mana farklı mıydı da böyle. Böyle bir şey yaptı beni. Acayip ifade edemeyeceğim bir şey yaptı. Yalnız şunu dedim. Ben de böyle biraz böyle cesaret geldi, böyle rahatladım. Ey Şeyhül Kebir, sığmadın kainata. Çünkü ona göre insan şuydu. Bütün kainat insandadır. O insanda, o insan kainata sığmadı diyor. Bütün kainat insandadır. İnsan kainata sığmadı sözünü biliyorum. Dedim ki ey Şeyhül Kebir, kabiline bakıyorum. Böyle sıcak olduktan sonra baktım ki kabul etti beni. Ondan sonra ey Şeyhül Kebir, sığmadın kainata, sığdın ama küçük bir yere yani. Nasıl anlayacağım ben? Dedi ki, evlat aynı. Evlat, ben sağken zaten bunu terk etmiştim. Sen ondan çıkmaya çalış. Yani ben zaten bedeni terk etmiştim. Ben bedeni kullanıyordum at gibi demek istiyor. Ben sağken terk ettim. Şimdi haydi hadi demek. Sen diyor, ondan çıkmaya çalış. Çok acayip ya. Bir de şey de oldu tabi. Beyazıt-ı Vestami var. Şeyde, Kırıkan'da. Ona gittim, namaz kılmak nasip oldu. Hocadır diye bu işle alakası var diye. Oranın imamı tanıştırdılar beni. İkindi miydi? İkindiydi. İkindi namazıydı. Mihrap namaz kıldırdım. Döndüm, dönünce cemaatin en arkasında şeyi, makamı. Ona teveccüh ettim böyle Allah Allah. Ve şu soruyu sordum ona. Böyle tesbih yapıyordum. Zülcelal-i Subhanallah, Zülkemal-Allah ve Ekber falan var. Tesbih yaparken ben ona tesbih çekiyorum ama soru sordum. Zata dedim ki, ya Beyazıt-ı Bestami. Ya usta. Niye büyüksünüz dedim ya bu kadar. İnana aynı böyle soru sordu. Niye büyüksünüz dedim ya. Bu kadar zenginleri kastediyorum yani. Bu kadar kralları, despotları, zenginleri, bu kadar büyük adamlar vardı. Hepsi tarih yok etti. Ya sizi tarih yok edemiyor. Tarih yok edemiyor. Onun için niçin büyüksünüz dedim. Bana dedi ki, sizin için büyük olanlar bizim için hiç büyük olmadığı için biz büyük olduk. Sizin için büyük olanlar, bizim için hiç büyük olmadığı için biz büyük olduk.
Sonra mihraptan böyle dönmüştüm. Utandım, sağa döndüm. Ondan yüzümü çevirdi. Bizim için büyük şeyler yani dünya işte şudur, bu makamdır, şöhrettir, tanınmaktır, bilinmektir. Yani bir sürü şeyler. Tuhaf tuhaf. Değil. Kabir böyle bir hayat var. Ama şehide yok kardeş. Şehitte öyle bir şey yok. Allah hepimizi, ümmeti Muhammed'i şehit etsin. Amin. Cenab-ı Hak, Ya Rabbel Alemin, razı olmadığın geçmişimizden tövbe. Razı olmayacağın geleceğimizden sana sığınıyoruz. Ya Rabbi bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Hizmet imaniye Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, hizmetle, takva ile, iştinab-ı kebair ve tesanüt sırrına tam sahip olanlardan eyle. Hizmet imaniye Kur'aniye içindeyken vefat etmeyi nasip eyle. Peygamberimizin hatırına Ya Rabbi şehit olmayı nasip eyle. Ve o şu anda onu da haberdar eyle. Bizi de şefaatçi eyle. Bizi maddi ve manevi hastalıklardan muhafaza eyle. Maddi ve manevi sıhhat ve afiyet nasip eyle. Evladı yarlarımızdan, çoluk çocuklarımızdan İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. Evimize erva-ı habiseleri, mevad-ı şerleri hak ile ihsan eyle. Erva-ı aliyeleri, ruh-u kutsileri nasip eyle. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dostlarını sevdir. Düşmanlarını da bize sevdirme Allah'ım. Bize yanlışlık yaptırma. Nasip etme ya Rabbi. Geçmiş günahlarımızdan da nasu tövbesiyle tövbe ediyoruz. Ya Rabbi yeniden bulaştırma. Terk ettiklerimize tekrar döndürme ya Rabbi. Ya Rabbi terk ettiklerimize tekrar döndürme. Ya Rabbi. Terk ettiklerimize tekrar döndürme. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.